Aha, benim evlenir misin? Doğru mu duydum? Nasıl yani, bir anda böyle... Tamam, haklısın. En son söylemem gereken şeyi en önce söyledim. Ama ne yapayım, ben böyleyim. Poyraz, sen gerçekten ciddisin. Ciddiyim Bahar. Bu konuda şaka olur mu? Hay Allah. Poyraz. Merhaba. Merhaba. Ne güzel bir sürpriz bu böyle. Evet, sürpriz. Bak Bahar. Seninle benim amacımız aynı. İkimiz de Akmanların pisliklerine son vermek istiyoruz. Bu amaca ulaşmak için de düşündüm, taşındım. Bu fikir aklıma geldi. Poyraz, bu çok zor bir karar. İyice bir düşünsene. Bu evlilik sonunda benim Hilal Hanım'a damat olarak bu aileye girmem neleri değiştirir? Düşün, kararını sonra ver. Sonra konuşalım. Poyraz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber Ay? İyi, senden? Hadi, yukarı çıkalım. Burada üşüyeceğiz. Buyurun. Para tam mı? Tamam abi. Heh. İyi saydın mı? Makinede saydım abi. Aferin. Aferin. Abi, heh, çocuklar emniyetten araştırmışlar. Heh. Aziz'in bir kızıyla boşandığı bir karısı varmış. Güzel. Tüh. Ya Demir Bey ile randevumuz vardı. Beklesin. Feto, sen biraz akraba al yanına, biz gidelim. Hadi hadi, gidelim gidelim. Merhaba Cahit Efendi. Kim yaptı senin tıraşını? Abdo. İnsaflıymış. Kesiklerin derin değil. Başka bir isteğin var mı? Günlerdir bu sandalyedeyim. Canım çok yanıyor. Sana bir yatak alalım o zaman. Yaylı mı olsun, su yatağı mı olsun? Pardon. Su yatağı sana ölümü hatırlatır. Olmaz. İşbirliği yaptığın sürece biz de sana biraz insan muamelesi yaparız. Adana'dan gelen kargodan 100 kilo kadar boğaz morfin çıktı. Demek ki eroin imalatını kendiniz yapıyorsunuz. Asit anhidrit de sodyum karbonat nerede? Ümraniye'deki eski tekstil boyahanemde. Şimdi depo olarak kullanılıyor. İyi tezgah. Asit anhidrit tekstil işinde yasal olarak ithal edilebiliyor. Onu yurda sokarken zorlanmıyorsun yani. Doğru. Ümraniye'de nerede bu fabrika? Onu da söyleyelim bakalım. Al. Tanıyorsun Poyraz'ı. Doğduğumdan beri. Rahmetli babam Şevki babanın en has adamıydı. O vefat edince beni yanlarına aldılar. Adı neydi rahmetli babanın? Sadun. Pehlivan Sadun derlerdi. Demek Pehlivan Sadun oğlusun. Evet abi. Tanıyor muydun? Namını duymuştum. Aziz Bey'im nereye? Hava almaya gidiyorum. Poyraz sorarsa ne diyeyim? Gelecek değil. Kapıdaki mekanizmayı ayarlamadım. Bir yere ayrılırsanız aklınızda olsun. Hı hı. Bir
Bir tane daha açar mısın? Teşekkür ederim, ziyade olsun. Afiyet olsun. Ne güzel oldu böyle. Hep beraber olduk. Ya, evet. Mehmet'in zili mi bu? Evet. Neyse, çıkış kalabalık olmadan ben gideyim. Beraber çıkardık kızım. Ufak bir işim var, acele etmem lazım. Herkese iyi günler. İyi günler. Görüşmek üzere. Ben de Mehmet'i hazırlayayım. İyi gördüm sizi. Sağ ol. Gönderdiğin selamlar bana iyi geldi. Ameliyattan sonra görmemiştim seni. Sen de iyi görünüyorsun. İyiyim. Sağ ol. Şey, Cahit'i sen öldürmedin değil mi? Hayır. Biliyordum. Ne kadar pislik olsa da onun için elini kana bulamanı istemezdim. Layığını buldu. Allah taksiratını affetsin. Yok arkadaş. Biz geri durdukça bu adam üstümüze geliyor. Yeter de. Ne olacaksa olsun. Ben bu utançla yaşayamam. Milletin yüzüne bakacak halim kalmadı. Yıkarlar. Parça parça ederler biz İsmail. Yarımız zaten içeride. İsmail haklı Hayati. Yıkacakların neyimiz kaldı ki? Bunlar üzüm yemiyorlar. Bağcıyı dövüyorlar. 15 milyon dolarlık yatırım yapıyoruz Yılmaz. İnşaat yapıyoruz. İşimizi yaparsak başımızı ezmiyorlar. Hadi be Hayati. Müslüm Dedeoğlu'nun başına sıktılar. Daha ne başımızı ezecekler? Koskoca ekber gitti be. Biz inşaat diksek ne olur? Lan köprü yapsak ne olur? Aziz işi bozdu. Biz işimizi yapsak da o rahat durmuyor. O arızanın nasrına bastıkça arıza bizi buluyor. Aziz'in en ufak kılçığında kabak yine bize patlayacak. Aziz hem arızaya karşı duruyor hem de sanki bizden öcünü alıyor. İsmail, geri dönüşü olmayan yola girmeyelim. Sen geri dönüşü olmayan yola girmek üzeresin Hayati. Ya yanında gelirsin ya da sen bilirsin. Abi yat. Düşün ulan peşine. İsmail. Vuruldum. Siz kaçın. Olmaz gel. Gidin hadi burada ben dayanırım. Tamam tamam. Bırak. Al şunu. Bırak. Alın bunu eve götürün. Sabaha kadar muhabbet edecek adam lazım. Kalk. Alın bunu. Alın bunu. Kaldırın. Kaldır. Hadi. Hadi. Hadi.
Aziz bir yere mi gitti? Evet. Cahit'le konuşmuş, sonra çekti gitti. Biz de anlamadık. Vay Cahit Akman vay. Şekil değiştirmişsin. Aziz mi getirdi seni bu hale? Evet. Düzelteyim istersen. Bu gece böyle kalsın. Sen yakında pilates topu da istersin. Çekinme, çekinme. Yanında da bir tane var. Ne istiyorsun? Aziz nereye gitti biliyor musun? Sanırım asit anhidritle sodyum karbonat sordu. Ümraniye'deki depoda dedi. Oraya gitmiştir. Eroin yapımında kullanılmıyor mu onlar? Evet. Baz morfini almışsınız. O tek başına bir işe yaramaz. Nerede bu depo? Abdo biliyor. Kadınların yönetime girmesi iyi olmadı evladım. Aşiretin ileri gelenleri birbirlerini doldurup holdingin hissesinden biz de pay istiyoruz demeye başladılar. Merak etme gazela. Kadınlar yakında kendiliğinden yönetimden çekilecekler. Bunu sen tasarladın yani. Elbette. Nihayet misafirlerimiz de geldi. Akşam şerifleriniz hayırlı olsun. Gazela, Demir Bey. Kusura bakmayın biraz geciktik, köprüde trafik vardı. Sağ ol. Senin de ayrıca. Adamların burada. Baz morfini kim götürüyor depoya? Morfin Adana'dan gelirken Toros Express'inde don yapmış. Bu hafta İstanbul beyazsız kalacak. Bu ne demek şimdi? Mal çalındı demek Demir Bey. Ya senin o hafife aldığın Aziz baz morfini TC dedenin hangarından araklamış. Olur mu öyle şey ya? Nereden haber aldı Adana'dan mal geleceğini peki? Ben de onu araştırmaya başladım. Biraz da ondan geciktim. Dün kokain, bugün baz morfin. Yarın ne çaldıracaksın Ali Rıza? Tulum. O tarafın adamların arkasına çalınsa çalınsa tulum çalınır. Birbirinizle zıtlaşmayın. O kadar zayiat olur. Farz edin tren kaza yaptı, mal yakalandı. Önemli olan örgütün payı. Zaten vadilerde sıkışıp kaldılar. Paraya ihtiyaçları büyük. Eğer mal yapılıp satılaydı paylarına bu düşecekti. Sen al bunu gönder. Onlar bari payından olmasın. Biz nasıl olsa küfümüzü doldurmuşuz. Hadi kalın sağlıcakla. Thank you.
Hala gelen giden yok. Efendim Demir Bey. Anlaşıldı efendim. İmalat iptal edilmiş. Düzeneyi toplayın. Çabuk, iş iptal. Çabuk, çabuk, çabuk. Kaldırın her şeyi. Nöbet değişimine kadar kesinlikle yerlerinizden ayrılmayacaksınız. Depoya kimse yaklaşmayacak. Ama polis gelirse mukavemet etmeyin. Ne isterse yapsınlar. Emredersiniz efendim. Önemli bir şey var mı? Hayır efendim. Şirketten çıktıktan sonra bir süre arabayla dolaşıp vakfa gitti. Sizi fark etti mi? Hayır efendim. Peki. Ne haber? Nasıl geçti alışveriş? Alışverişe gitmedim. Vakfa gittim. Alışverişe çıkıyorum dedin. Hilal annem kendini kötü hissediyormuş. Telefon etti. Ben de yalnız bırakmadım. Ya. Peki şimdi nerede? Biliyorsun birkaç gündür böyle. Odasında dinleniyor. Fırsatını bulup seni bir türlü isteyemedim. Sabret biraz. Nasılsa önümüzde uzun günler var. Fazla uzasın istemiyorum. İster misin? Yok hayır. Daha sert bir şeyleri tercih ediyorum. Bu ne lan? Elektronik cigara. Sahte sigara oğlum işte. Pili var, şarj oluyor. Al bak çek. İçeri. Ne alakası var lan? Sigara dumanı nere, bu nere? Oğlum bunu belediye otobüsünde de içebiliyorsun. Örgütle dağa çıkınca da karanlıkta ucundaki kırmızı ışığı bantlıyorsun. TC askeri tarafından görülme riskin de yok. Isı da vermiyor. Hadi ya. Tabii. Götürün bir yere bağlayın. Hadi. Akın sağlam al. Sen iyi misin? Galiba. Burun kremi var mı? Yok. Ya birader sen ne yapıyorsun?
Buraya soru sormaya mı geldin? Şu halinle bile konuşuyorsun ya. Senden yardım isteyen oldu mu? Yardım isteyecek halin mi vardı? Ha, yeter artık. Nereye? Gel de gör. Ya sabır. Bak. Seninle bir ortaklık yaptık. İkimiz de kelleyi masanın üzerine koyduk ama sen burnunun dikine gitmeye başladın. Bu ne biliyor musun? Evet. Asit anhidrit. Bu da sodyum karbonat. 100 kilo baz morfin var. 75 kilo eroin elde edebiliriz. Bak birader. Ortalığı karıştırmak için piyasaya kokain verme fikrinden bile rahatsızım. Söz verdiğim diye ses çıkarmıyorum ama eroin yaptırmam. Yaptırırsın. Bak buraya. Hakmanlar bugüne kadar kaç kilo mal yaptılar sence? 500, 750, 1 ton, 10 ton hangisi? Ali Rıza kaç kilo sattı? Örgüt bundan ne kazandı? Ben eroin yapıp para kazanmayacağım. Onları bitireceğim. 8 yaşındaki yavrumu havaya uçurdu onlar benim. Senin babanı öldürdüler. Sınırdaki Mehmet'i, sokaktaki polisi şehit ettiler. Elime fırsat geçmişken bırakıp gidemem. Bu eroini yapacağım ve onların deposunda narkoyu yakalatacağım. Hesabım bu. Bakalım rahat rahat at oynatabilecekler mi? Güven bana. Ne geldiyse başımıza insana güvenmekten geldi zaten. Ama biz yine de güvenelim bakalım ha. Adamları kapattık. Hasan parçası. Fırla da arabayı getir kapıya. Tamam abi. Hadi taşıyalım şunları. Tamam patlama ya. Selam. Bunlar ne? Ev sahibim evden attı. Şu haline bak. Atar tabii. Ne yapayım Sedat? Kurtuluş'un göbeğinde çalışıyorum. Narko dedektif olduğum belli olmasın diye de kimliğimi saklıyorum. Milletten yediğim lafın, tacizin bini bir para. Haklısın. Ya bir gittim baktım, valizler kapının önünde. Kilit de değişmiş, adam da kapıda bağırıyor. Öğrenciyim dedin, ne yapıyorsun belli değil. Usun nesin belli değil. Defol git, polise haber vereceğim. İyi, hoş geldin o zaman. Hoş bulduk başkomiserim. Çocuklar, İsmail'in çatışmada üstü biraz kırıştı. Götürün biraz ütüleyin dedim. Ama arkadaşlar seni askıya almışlar. Nasıl? Memnun musun böyle? Nedir yani? Bu kabadayı duruşu mu oluyor? Böyle sanatçı duruşu gibi yani. Sanatçılar nasıl böyle duruyorsa. Neyse. Söyle bakalım bu Aziz Delikara'nın kızı nerede yaşıyor? Öyle siz arkadaşınızın kerimesi ne yer, ne içer? Düşünmüyorsunuz, arayıp sormuyorsunuz. Öyle ne kıptisiniz siz? Siz ne kıptisiniz? Çocuklar, sakın 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 ha bu malzemeleri İsmail'de kullanmayın. Hadi. Ben kaçtım. Ha. Sanat yiyor. Çocuklar çok sinirlidir. Çok uğraştırma. Eyvallah. Şimdi bu gerçekten eroin mi olacak?
Evet. Bunu yapmayı nereden öğrendin? Eski bir narkocuya sorulacak son soru bu. Şimdi bu kısık ateşte bir saat kaynadıktan sonra sodyum karbonatı da ekleyip süzüp suyundan ayıracağız. Sonra da şu keten bezlerin üzerinde kuruyunca eroin olacak. Bu kadar basit ha? Evet. Yemek tarifi gibi oldu. Evet. Sonra da küçük poşetler halinde servis yapılıyor. Ulan hayvanı alanın, kullananın. Ya ne bakıyorsun? Sen var ya, bu eve çok yakışıyorsun. Onu fark etmeye başladım. Sakın o kapıyı kapama Seher. Söyledim. Kapatırsan beni bir daha göremezsin. Üzgünüm. Lütfen git buradan. Yapma Seher. Sabah şeriflerin hayırlı olsun İsmail. Kahvaltıda yumurta seviyormuşsun. Ben nefret ediyorum. Aziz Delikara'nın kerimesi nerede? Hatırlayabildin mi? Diyorsun ki aç ayı oynamaz. Haklısın, haklısın. Yedirelim kahvaltısını. Hatırlatalım. Şimdi hatırlayabildin mi? Hatırlayamamış. O zaman psikolojik yöntemlere geçelim. En sevdiğim kısım psikolojik. Çok acıyor değil mi? 12 Eylül'den bizlere hatıra. Bir de darbe topluma hiçbir şey kazandırmıyor diyorlardı. Sizinkiler. Beklettiğim için özür dilerim. Önemli değil. Takip eden oldu mu? Evden Hilal annemin aracıyla çıkınca kimse peşime takılamadı. Teklifimi düşündün mü?
Beni yanlış anlamanı istemem. Hatta kaba biri olarak düşünmeni de. Yok, asla öyle düşünmedim. Seni zorlamak istemiyorum. Bak, bu kesinlikle anlaşma evliliği olacak. Amacımıza ulaştığımız gün herkes kendi yoluna gidebilir. Mutlaka. Böyle bir fedakarlığın senin için fazla olduğunu biliyorum. Senin için değil mi? Bir sevgilin olduğunu biliyorum. Artık öyle birisi yok. Biz ayrıldık. Üzüldüm. Bilmiyordum. Bu evlenme teklifi beni de kurtardı aslında. Demir iyice sıkıştırmaya başlamıştı. Demir'e karşı bir şey hissediyor musun? Bundan 8 yıl önce olsaydı belki başka bir cevap verebilirdim ama şimdi kesinlikle hayır. Peki. Teklifimi kabul ediyor musun? İstersen bir kez daha sorayım. Benimle evlenir misin? Evet. Seher, sen ne istediğini farkında mısın? Nereden çıktı şimdi yıllık izin? Hocam, gerçekten kendimi kötü hissediyorum. Allah Allah, bir yığın ameliyat var. Sonra kongreler, onlar ne olacak? Programımız yoğun biliyorsun. Hocam, inanın kendimi çok yorgun hissediyorum. Bir süre dinlenmeye ihtiyacım var. Eğer izne ayrılmazsam, hekimliği tamamen bırakma noktasına geleceğim diye korkuyorum. Kızım, sen gerçekten iyi değilsin. Konuşmak ister misin? Hayır hocam. Siz iznimi ayarlayın yeter. Peki. Sen git, bugün iyice dinlen. Ben de programa bakayım, sonra karar veririz. Tamam mı? Sağ olun hocam. Elif. Buyurun hocam. Kızım, seninle Seher hakkında konuşmak istiyorum. Bir sıkıntısı var galiba. Sen biliyor musun? Haklısınız hocam. Ama benimle de paylaşmıyor. Psikolojisi oldukça bozuk. Sanırım yardıma ihtiyacı var. Çok zorladım ama yardım almak istemiyor. Sen en yakın arkadaşısın. Bu aralar hayatını etkileyecek değişiklikler falan oldu mu? Erkek arkadaşıyla problemli günler yaşıyor. Sanırım ayrıldılar. Ondan olabilir. Anlaşıldı. Seher'i ihmal etmeyelim evladım. Peki hocam. Demir Bey. Dün gece biz ayrıldıktan sonra depoya baskın olmuş. Ne? Evet efendim. Bütün adamlarımızı etkisiz hale getirmişler. Birileri bizden çaldığı baz morfini bizden çaldığı malzemeyle eroin haline getiriyor ve biz seyrediyoruz, öyle mi? Arabayı hazırla hemen. Selamlar. Selam millet. Merhaba, merhaba abi. Atilla, hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden baksan daha 4 ay var. Çay söyledim. Bakıyorum milli takım forması gibi giymişsin. Ne alakası var abicim? Çok alakası var. Milli formanın yeni renkleri bunlar, bilmiyor musun? Ya evet abicim ya. Turkuaz ayağında mavi beyaz giyecekmişiz bundan sonra. Ben karşıyım. Tümden karşıyız. Yunanlar kırmızı beyaz forma giyer mi? Tabii ki. Hayır yani. Biz niye mavi beyaz forma giyiyoruz? Bana ne söyleniyorsunuz abicim? Rengin adı turkuaz ya. İçine Türk geçiyor diye turkuaz beyaz yapmışlar işte. Olur mu abicim? Turkuaz'ın Türklükle ne alakası var? Çin'den gelme o bir kere. Tabii ya. Ya boş ver. Çin işi, Japon işi. Bunlar zaten 2 kişi. Eyvallah. Millete forma satmak için yapıyorlarsa hiç yapmasınlar daha iyi. Bir tane gidip alırsam ne olayım? Ben de almam buddy. Tabii canım. Bak buna. Rahmetli Metin Oktay'ın forması. Babama hediye etmişti. Harbi forma bu. Yapsınlar bundan, koşa koşa gidip alalım. Allah Allah. Tamam ya. Siz istediğiniz kadar karşı olun. Hatta 70 milyon karşı olsa ne olur? Onlar yapmışlar anlaşmayı. Halkın ne istediği umurlarında olmaz. Biz sokağa dökülsek de o takım o formayı giyer, sahaya çıkar, görürsünüz. Al işte. CV'lere de cevap gelmemiş zaten. Sen niye iş arıyorsun ki? Kendi işini kursana. Ne işi kurayım? Kahve mi açayım? Ya aç bir esnaf lokantası. Bak nasıl iş yapıyorsun. Burada ev yemekleri yapan bir tane yer yok. Abi ben ne anlarım yemek yapmaktan ya Metin? Yemeği niye sen yapıyorsun? Sen işletmene bak. Abi doğru söylüyor.
Mahallede çalışmayan bir sürü abla var. Tutarsın ikisini, yaparlar yemekleri. Biz de garsonluk yaparız boş zamanlarımızda. Evet. Ya ne demezsiniz? Bir gün şuradan bir tepsi alıp da çay dağıttığınızı görmedim ben. Amma yaptın abi ya. Nasıl dersin ne böyle diyor? Bir şey abi ya? Elin kesildiği zaman. Kafamı karıştırmayın ya. Hadi, hadi, hadi. Değil mi? Her şey tamam. O zaman Cahit Bey'i bir rahatsız edelim bakalım. Nasıl? Kuştuğu yatak iyi geldi mi Cahit Efendi? İyi. Biz de iyiyiz. Yurt dışı bağlantılı çalıştığınız firmalarınız hangileri? Ne demek şimdi bu? Yani ithalatı ne üzerinden yapıyorsunuz? Gemi, uçak, tren, tır. Hangisi? Bana en çok kullandığınız yer lazım. Laf salatasına gerek yok. İthalatın en yoğun olduğu ürün hangisi? Kozmetik. Hı? İşte bu. Bu kadar basit. Başlayalım o zaman. Al bunu. Ben de misyonatı ziyaret edeyim. Poyraz! Geçmişte ne husumet yaşandıysa yaşandı. Sonuçta biz akrabayız. İstesen de istemesen de bu gerçeği yok edemezsin. Aklım almıyor. Bu ikiniz için de büyük bir tehlike. İnan, bizim için en iyisi Poyraz'la evlenmemiz olacak. Demir'den daha büyük bir tehlike değil. İyi de kendini bu kadar feda etmen bana doğru gelmiyor. Zamanı geldiğinde sevdiğin, gerçekten seni seven biriyle evlenmeni istedim. Ben yapamadım. Ama senin için hep dua ettim. Böyle biri yok anne. İzin ver bunu deneyeyim. Çünkü Poyraz'la evli olmamız bütün sorunu çözüyor. Bu sizin hayatınız. Neticede Poyraz benim öz oğlum. Seni de kızım gibi büyüttüm. İkinizin evli olması benim hayatta en çok isteyebileceğim şey. Ama siz birbirinizi sevmiyorsunuz ki kızım. Anlaşmalı bir evlilik yapıyorsunuz. Affedersiniz, girebilir miyim? Gel Oya'cığım. Bir imzanız gerekiyor da. Tabii. Teşekkürler. Bu evlilik birçok insanı etkileyecek. Oya'yı. Her ne kadar ayrılmış olsalar da Seher'i. Onlara da söyleyecek misiniz bunun gerçek bir evlilik olmadığını? Hayır anne. Bunu başka kimse bilmemeli. Anneme? Belki ona da. Hayır kızım. Bunu ona söylemeliyiz. Bilmeye hakkı var. Peki. Ama sadece dördümüz. Sen, ben, Saadet Hanım ve Poyraz bilecek. Peki. Thank you.
tatilinizi nerede geçirmek istersiniz? Uzak Doğu, Kuzey Avrupa ya da sıcak bir yerler. Güney Amerika, Dubai. Fark etmez. Sakin bir yer olsun. Kenarda, köşede kalmış. Yeter ki beni kimse bulmasın. Hanımefendi, gördüğünüz gibi birçok programımız var. Kararınızı verin, sonra detayları konuşuruz. Ben size içeriden diğer katalogları getireyim. Tamam. Buyurun beyefendi, nasıl yardımcı olabilirim? Gerek yok, biz zaten birlikteyiz. Şöyle oturun lütfen. Sedat. Sanırım bana gerçekleri söyleme vakti geldi. Tehdit edilen arkadaşın değil sensin. Hasan'dan hep birlikte geldik. Senin peşindeler değil mi? Hayır, hayır, yanılıyorsun. Seni bundan kurtaracağım, merak etme. Hayır, istemiyorum. Lütfen, rahat ol Seher. Hayır dedim Sedat, istemiyorum. Lütfen gider misin artık? Peki, sen bilirsin. Merkez 2510. Şüpheli bir araç ihbarı yapacağım. 2510 merkez dinlemedi. Buyurun amirim. Bağdat Caddesi mevkiinde şüpheli bir araç tespit ettim. Acil bir ekip gönderin. Araç plakası 34 Adana Rize 5189. Beyaz Hyundai. Anlaşıldı amirim. Tamam. Tam zamanı. Cezaevi firarisi. Tutuklusun. Ben komiser yardımcısı Aylin Başar. Geç şöyle duvarın dibine. Geç hadi. Tamam, tamam, tamam. Geç şöyle hadi. Hadi. Aslında çiftler için oldukça romantik turlarımız var. Paris, Milano, Prag. Fiyatları da oldukça uygun. Sömestr tatiline denk gelmediği için de şanslı sayılırsınız. Birçok genç çift artık evliliklerini oradaki konsolosluklarımızda gerçekleştirmekte. Çıkın, çıkın, çıkın. Beyefendi iner misiniz? Amirim ne yaptı? Kim şikayet etti bizi? Şikayet yok beyefendi. Genel arama. Bagajı açar mısınız lütfen? Olur. Arkadaşı arayın. Gidersiniz abi. Beyefendi bizimle merkeze gelmeniz gerekiyor. Acele edelim. Araca götürün. Sen aracı kullan. Siz de aracın işini icare edin. Tamam amirim. Efendim Aylin. Acele eve gelmen gerekiyor. Aylin? Aylin nerede? Merak etme, burada. Ya sen amma cadıymışsın be. Dua et üzerimde bornoz var. Yoksa seni mahvederdim. Sen de giyinmeden kapıyı açmazsın bundan sonra. Otur. Ali Rıza!
Vay vay vay. Demir Bey gene evimize şeref vermişler. Anlaşılan bir terslik var. Var Ali Rıza. Var. Baz morfinimden sonra asit anhidrit ve sodyum karbonatım da çalınmış. Bu sana bir şey anlatıyor mu? Ha, biri öleceğini anladı. Helvasını yapıyor. Kim Ali Rıza? Kim? Kim bilebilir malzemenin orada olduğunu? O eski depoyu senden benden başka kim biliyor? İçindeki malzemeyi. Aziz dediğin adam yük treniyle baz morfinin geleceğini nereden biliyor? Ha, sen benden şüpheleniyorsun. Baz morfin için çalındı dedim. Sonra asitle sodyumu araklayıp kendi kendimize mal yapıyoruz diyorsun. Öyle mi? Ben bilmem. Son günlerde fazla hata yapılmaya başlandı. Ya bu işi hallet ya da iş senin üzerine kalacak. Der Demir Bey ve saz arkadaşları selametle gider. Yeğenim. Oo Abdam, hoş gelmişsin. Şeref vermişsin. Eyvallah yeğenim benim. Gel ağam gel bakayım. Hele. Sana bir çay ikram edem. Hadi bakalım bir bardak çay içelim. Vallahi yeni de demlemişim. Sağ olasın. Nasılsın bakayım? Sağ olasın Abdam. Sen nasılsın bakalım? Şükürler olsun. Gelir. Ne fark eder ki? Ne bileyim ya. Ha, bu ne ya? Bunlar ne zaman doğru düzgün gönderecekler şunları? Halil'le beraber çalışıyoruz. Yanında konuşmamıza bir sakınca yok. Zaten siz tanışmışsınız da. Şu anda Hakman'lara ait itriyat deposunda zulalanmış eloin var. İhbar güvenilir mi? Çok. Bir gece operasyonuna ne diyorsun? Çok fazla kimse bilmeyecek. Nereye? Çay yapmaya. Bu çok önemli Sedat. En güvendiğin adamlarınla bu işi yapmalısın. Evet. Bugünlerde birkaç operasyonumuz fiyaskoyla sonuçlandı. İçeride sızıntının olduğu kesin. Bu işte aksilik olmamalı. Kemalettin'i bu işten uzak tut. Ekibini iyi kur. Oldu bittiye getir. Kimse ne olduğunu anlamadan operasyonu yap. Tamam abi. Benim gitmem gerekiyor. Sana tüm detayları vereceğim. Benden haber bekle. Tamam abi. Ne yapıyorsun sen Sedat? O adam kaçak bir mahkum. Sen resmen suç işliyorsun. Aylin sakin ol ya. O herhangi biri değil. Aziz delikara. İşinden dolayı her şeyini kaybetmiş bir adam. Yine de kaçak bir mahkumu kapına kadar gelmişken saldın. Bu bir suç. Aylin. Bak şimdi. Ben suçsuz olduğum halde içeri girsem. Sonra da firar etsem. Sen bana yardım etmez misin? Ha? İşte durum bu. Anlaşıldı mı? Tamam. Ama sen yine de amirim deyip durma. Adam ne de olsa kaçak bir mahkum. Ne
İsmail, Allah bağışlasın. Ne güzel çocukların var. Maşallah, maşallah. İki tane koca delikanlı olmuş. İnsan bu alemde nesine güveniyor da çoluk çocuğa karışıyor, anlamıyorum ya. Konuşuyor musun yoksa ufak olandan başlayalım mı? He? Ama bak şimdi anasının gözü önünde çocukları ölse, ana perişan olur. İsmail, gel yaptırma bunu. Tamam. Yapmayın. Söyleyeceğim. Ya doğalgaza bugün %7.4 zam geldi. Sen boşu boşuna o kadar yumurta kaşlattın bize. Ya Feto, anamın faturalarını ödüyor musunuz? Uğruyorsunuz değil mi yanına? Uğruyoruz abi. İki günde bir çocuklar uğruyor. İyi, bir isteği arzusu, ağrısı, sızısı var mıymış? Yok abi. Yok da yalnız seni sormuş. Ne zaman gelecek? 5 sene oldu demiş. Tedbir Feto, tedbir. Yoksa bizi de böyle İsmail gibi yumurtlatırlar ha. Ne oldu anne? Olmadı. Daha genç birini arıyorlarmış. Üzülme anne. İstersen bir de benim patronumla konuşalım. Belki bizim orada sana göre bir iş vardır. Mutfakta 2 tane senden yaşlı kadın çalışıyor. Ne bileyim ben, bilmiyorum. Bizim barda olmasa bile patronun çevresi geniş. Belki başka bir yer bulur. Hatta hemen gidelim. Tamam, gidelim. Oya. Ne yapıyorsun burada? Hiç, oturuyorum. Bu soğukta. Senin işte olman lazım değil mi? Biraz erken çıktım. Keyfim yoktu. Niye? Ne bileyim, öyle. Hadi. Bizim balıkçıya gidelim de 2 lokma bir şeyler yiyip sohbet ederiz. Belki iyi gelir. Benim de canım sıkkın. Hadi kalk kız, kalk. Tamam. Geldiniz. Ne yiyelim Şemsi abi? Büfer yeni geldi Poyraz. Yok yok. Ama siz bilirsiniz. Ben yani hamsi yerim ya. Mısır ununla. Hay hay. Siz ne arzu edersiniz? Bana da. Ne içelim? Geldik madem, rakı içelim. Rakı mı? Hı. İçelim mi? 2 tane paşa... Yok be. Bir 35'lik getirsene sen bize Şemsi abi. Hay. Hadi. Çalıştığım yerin durumu günden güne kötüleşti. Sonunda da bir sürü insanı işten çıkarmak zorunda kaldılar. Anlıyorum. Hemen her sektörde durumlar sallantıda. Ben bir soruşturayım. Bir arkadaşlara da söyleyeyim. Mutfakta elemana falan ihtiyacı olan varsa haber verin. Çok iyi olur. Temizlik falan da olur, fark etmez. Yeter ki iş olsun. Peki ablacığım. Ben size haber vereceğim. Sağ olun. Nereye gidiyorsun anne? Kalıp dinleseydin bu akşam beni. Ben eve gitsem daha iyi kızım.
Moralini bozma, olur mu anneciğim? Her şey düzelecek. Dikkatli ol, olur mu? Tamam, merak tamam. etme. Şimdi bir terslik olursa kaçabilecekleri iki yol var. Bunlar, şu ikisi. Bu iki yolun 200 metre ilerisine birer ekip aracı yerleştirin. Tamamdır. Binanın zaten iki girişi var. 8 kişilik bir ekip yeterli olacaktır. Bu operasyon bitene kadar Kemalettin'in kesinlikle haberi olmayacak. Merak etmeyin amirim. Arkadaşlar, bu ihbar çok sağlam bir kaynaktan. Bu sefer aradığımızı bulacağız. Hamsun numaraymış vallahi. Soğutma hadi. Tamam, yavaş yavaş. Oh be, ihtiyacımız varmış ya. Seni bu sefer daha iyi gördüm. Hayırdır? Seher'le mi barıştınız? Şurada nacizane bir keyif yapalım dedik. Ağzımızın tadını kaçırmadan olmuyor değil mi oyun? Pardon. Yani sadece seni çok keyifli görünce... Ne var? Senin yanında keyifli olamaz mıyım? İlla Seher'le barışmış olmam mı lazım? Teşekkür ederim. Hadi sağlığına. Biraz dolaşmaya gideceğiz. Ay vallahi, yürüyebilir miyim bilmiyorum. Bu şekilde iskambede oturmaktan korkarım, kötürüm oldum. Merak etme, kötülere bir şey olmaz. Ay pardon ama beni nereye götürüyorsun? Piyasaya biraz mal satacağız. Mal mı satacağız? Teşekkür ederim, afiyet olsun. Sağ olun. İyi ettik kız. Ne zamandır rakı içmemiştin biliyor musun? Hadi ya. En son... Evet. En son babam rahmetli olmadan bir gece önce... Ekber abiyle tanıştığımızda içmiştim. Kız Kulesi'nde. Biliyor musun o gece oraya kim geldi? Kim? Gönül Yazar. Yok artık. Ben de bunu söyledim işte. Ekber abi biliyor tabii Gönül Yazar babamın hayranlığını. Öyle bir sürpriz yapmış. Bir baktım. Bir ses babamın en sevdiği şarkıdan girdi. Kimse yetmem şikayet. Ayıp olmuş. Bu hayvan mı yaptı bunu? Yok, merdivenden düştüm.
Gel lan buraya, bastı bacak. Geldim abi. Aval aval geziyor. Tamam. Bunları satacaksınız. Tahsin bunu duyarsa başımıza bela alırız kız. Lan manyak. Tahsin nereden bilecek? Üzerinde markası mı var? Kaçtan vereceğiz bunu abi? Yarı fiyattan verin. Yarı fiyat mı? Abi neden yarı fiyat? Bunlar dumping. Bunlar Çin'den geldi. Bunlar ucuz. Bunlar anasının gözü. Mutlu musun? Al sat. Git defolun, gidin, bakmayın öyle. Gel kız gel. Hadi git 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 git, git yeter. Uçun. Daraldım. Merhaba anne. Hoş geldiniz yavrum. Ne oldu? Neyiniz var sizin? Şey, anne. Senin de bilmen gereken çok önemli gelişmeler oldu anne. Ne oldu? Bütün sorunlarımızı çözecek çok enteresan bir gelişme var Saadet Hanım. Hepinizin burada olması harika. Merhaba Demir. Merhaba. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk Saadet yenge. Böyle bir anda içeriye daldım ama umarım önemli bir şey konuşmuyordunuz. Yok, hayır. Bize birer Türk kahvesi yapar mısın Bahar? Adettendir. Tabii. Bahar herhalde sizinle konuşmuştur. Evet, konuştu Demir. Biri neler olduğunu bana da anlatacak mı? Biz Bahar'la evleniyoruz Saadet yenge. Ne? Evleniyor musunuz? Ama siz aynı evin içinde birlikte büyüdünüz oğlum. Evet. Bunda ne sakınca var? Bunda bir sakınca yok. Ama baban öleli bu kadar kısa bir süre olmuşken millet ne der? Bu tepkinizi anlamadım. Oysa sevineceğinizi sanmıştım. Millete gelince ben Poyraz'ın senin oğlun olduğunu bile onlardan sakladım. Size yardım ettim. Yönetimi aldırdım. Evlilik kararında da ikna edebilirim. Ama siz itiraz etmeye kalkıyorsunuz. Bu da benim kalbimi... Anne. İlacım. Demir, annemin ilacı. Hemen seraba söyledim. Serap. Saadet Hanım fenalaştı. İlaçları lazım. Tabii efendim. Fenalaştı mı? Evet. Çabuk. Yavaş, yavaş anneciğim. Gelin. İyi misin anne? Al anne. Şşşt. Korkmayın. Benim bir şeyim yok. Vakit kazanmak için ufak bir numara yaptım. Ah Saadet Hanım. Senden gerçekten korkulur anne. Ne diyor bu Demir? Göz göre göre Bahar'la evlenmesine izin veremeyiz. Biz de sizinle bu konuyu konuşmak istiyorduk. Ama Demir fırsat bırakmadı. Babası gibi hemen nasıl tehditler savurmaya başladı. Poyraz Bahar'a evlenme teklif etmiş. Ne? Bizim damadımız olarak Hakman Holding'deki hisselerimizi o kontrol edebilir. Bu her şeyi çözüyor. Bu işe yarayacak mı dersin? Yaramaz olur mu Hilal? Bir düşünsene. Gazel Hoca da yönetim kuruluna damat olarak girmedi mi? Poyraz da pekala bu yönetim kuruluna girip bizim hisselerimizi yönetebilir. Hep o bizim damadımız olduktan sonra Demir istediği kadar Poyraz'ın senin oğlun olduğunu aşirete iddia etsin. Ona kimse inanmaz.
Kız Kamil bir işler çeviriyor abi. Benden söylemesi. Bir yerden yeni bir mal bulmuş. Yarı fiyatından dağıtın dedi. Yanında da bir herif vardı. Tamam Tahsin abi. Hürmetler abi. Hadi çabuk olun. Evet, hadi çabuk. Hadi şöyle geç. Kaldır ellerini. Dayan, aç bacaklarını. Aç bacaklarını. Yaslan. Buraya bak. Kımıldama. Geç, 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 geç. Hadi geç. Hadi. Hadi. Kımıldamayın. Amirim. Buradalar. İşte. Aferin oğlum. Aferin sana, aferin. Ne oldu? Malı bulduk. Bir kilo eroin. Bir kilo ha? Güzel. Kemalettin komisara haber verildi mi? Ben senin yanına gelirken Köksal da onu arıyordu. Ben emniyete geçiyorum. Evde görüşürüz. Görüşürüz. Kız seni sevdum, ide dünyalara bildirdim. Endirdim kaşlarını, babani, babanimi öldürdüm. Endirdim kaşlarını. Endirdim kaşlarını. Tut, yavaş. Şimdi Nurdan Sultan senin rakı içtiğini anlarsa var ya. Ne var? Poyraz'la içtik derim. Hiçbir şey demez o zaman. Poyraz. Ne Poyraz Poyraz kızım? Ne? Pardon Aya ya. Affedersin ya. Paşa ne haber? İyi birader. Az önce Sedat aradı. Operasyon tamammış. Malı ele geçirmişler. Çok güzel. Sen neredesin? Biz Kamil'le pavyonun oradayız. Sen ne zaman gelirsin? Tamam geliyorum abi. Birazdan orada olurum. Tamam bekliyoruz. Affedersin Oya ya. Benim gitmem lazım. Ne diyecektin bana? Hiçbir şey. Hadi seni bırakayım. Hadi bırak. Ne feryat edersin divane gönlüm. Hoş geldiniz efendim. Ne alırdınız? Sen bize iki çay ver. Senin bu feryadın anam Gülşen'e kalsın. Affedersiniz efendim. Kemalettin Bey aradı. Bir ihbar sonucu bizim Seyrantepe'deki itriyat depomuza bir baskın düzenlemiş. Ve bir kilo eroin yakalanmış. Ne eroin, ne baskını? Sen ne diyorsun Kazım? Ben de anlamadım Demir Bey. Ama sanki kumpas gibi duruyor efendim. Biz o depoda uzun zamandır uyuşturucu tutmuyorduk. Yürü, çabuk gidelim. Kız Kamil 2-3 gündür ortalarda yoktu. Bir anda ortlamış. Çocuklara yeni mal vermiş. Kara şu. Neredeyse yarım kilo kokain dağıtmış. Yarım kilo? Bence bir atlar karıştırıyor bu beşlik. Ben kıllandım abi. Toparla bakayım şunun adamlarını. Bir alalım ifadelerini. Ben zaten birilerini yolladım abi. Aferin. Aferin Tahsin. Kara şu Tahsin. Kara şu. Karaşo. Olga, Olga. Biraz daha yukarı ha. Bak, ha oraya kadar ha. Tamam. Hadi. Karaşo. Karaşo. Karaşo.
henüz hareket başlamadı. Bu da mı bizimle gelecek? Taksi tutup geri gönderecek halimiz yok. Aysin'inle de yıldızımız bir türlü barışmadı yani. Çabuk haberi aldılar. Tahsin'in adamları bunlar. Çok teşekkür ederiz. Biz hafta içi her akşam arkadaşınla buradayız. Yine bekleriz. Şan bu. Ay bizim kızları götürüyorlar. Ay tamam. Arabası. Vallahi burada. Bana bakın. İçeri girmeyeceğiz değil mi? Bana bak, yırtık ağızla hala fır fır konuşuyorsun ha. Bakıyorum içerideki arkadaşların hiç umurunda değil. İçeridekiler için artık çok geç. Bizim için de geç olmadan lütfen gidelim artık. Sus lan! Ben bu arızayı iyice merak etmeye başladım. Tahsin, lan oğlum ben sana Kız Kamil'in adamlarını al gel dedim mi? Demedim mi? Dedim. Bunlar mı lan Kamil'in adamları? Beni Şamre'lerle bir daha muhatap etme demedim mi? Seni bana getirdiklerine bak. Pardon abi, benim bir kabahatim yok. Kız Kamil'in adamları olunca böyle oluyor. Ha, yani sen şimdi bana diyorsun ki... Bir arabanın yürümesi için 4 tekere ihtiyaç var. Şey, Arıza Bey, bizi öldürmeyeceksiniz değil mi? Ay ne gerizekalı şeysin sen, Ali Rıza Bey desene. Bakın benden söylemesi. Arz'ın içeride kesin bir orada adamı vardır. Bakın o köpeksiz gezmez. Çocukları çağıralım. Birileri geldi. Düşüp de